Hepinize merhabalar. Bugün yine çok güzel bir gün, yine birlikteyiz. TV2 ekranlarındayız. Yine dolu bir program var. Atölyenin başında soluğu aldım ben. Bu boş sandalyeler birazdan dolacak. Süheyla ablacığım gelecek. Ablacığım diyorum, eli öpülesi bir insan. Gerçekten çok güzel çalışmaları var. Porselen yapıyor, porselen boyuyor. Çok merak ediyorum, acaba bunu hepimiz yapabilir miyiz? Evinde oturan hanımlar bir uğraş istiyorlarsa, mutfaklarındaki masada, salonda, herhangi bir yerde, atölye olmadan acaba bu çalışmaları yapabilirler mi? Teknik neler, neler, sizler için tek tek soracağım. Onunla sohbet edeceğiz. Bilmemiz gerekenleri öğreneceğiz. Benim çok büyük bir ilgim var. Yapmayı çok isterim ama çok çizim becerim yok açıkçası. Onun için soracağım. Çizim yeteneği olmayanlar, el mahareti olmayanlar da öğrenebilirler mi? Öğreneceğiz. Kendisinden öğreneceğiz. Oyuncu arkadaşım gelecek. Kendisini dizilerden, tiyatrosundan biliyorsunuz. Ama başka maharetleri de var. Mutfakta da muhteşem lezzetler yapıyor. Bize iki tane güzel lezzet yapacak. Tarçınlı barbunya yapacak ve portakallı kereviz yapacak. Bu güzel lezzetleri yaparken de onunla hoş sohbet edeceğiz. Bugün ben de sizlere evinizde İkramlık hazırlayabileceğiniz, hatta çayın yanında sevgili dostlarınıza ikram edebileceğiniz çok pratik bir lezzet tarifi vereceğim. Kanepe yapacağım. Bu kanepeler ton balıklı kanepe olacak. Tariflerini birazdan vereceğim. Hani evlendik dedik, yaş birazcık geliyor artık. Sıraya çocuk geldi. Ben anne olmayı çok istiyorum. Sırada o var. İnşallah Allah nasip ederse. Doktorumu davet ettim. Hatta bugün kendisiyle sabah 10'da randevum vardı ama ben alarmı kapatınca burada görüşebildik. Kendisine soracağım. Hamile kalmak isteyen kişiler, hanımlar, folik asite ne zaman başlamalılar? Ben başladım. Detaylarını konuşacağız. Testler yapmalı mıyız? Sağlıklı doğum yaşı kaç, onu öğreneceğiz. Çünkü artık doğum yaşı 40'lara, 45'lere vardı. Sağlıklı bir gebelik geçirmek için, sağlıklı bir evlada sahip olmak için neleri bilmeliyiz? Sizden gelen soruları da yönelteceğim elbette. Kadın doğum uzmanım, doçent doktor Taner Usta burada olacak. Sorularınızı bekliyoruz. Nereye mi göndereceksiniz sorularınızı? Ezgi Sertel'le Kadınlar Bilir. Kadınlar her şeyin iyisini bilir, bilmek için de yolunda bulunur. Onun yolu da bizim programımız gerçekten. Sorularınızı yönelteceğiz. Bir de astrolog gelecek. Aygülcüğüm gelecek. Bir terazi kadını olarak öğrenmek istiyoruz. Biz kadınlar çok merak ederiz. İlişkilerimizi, ailemizi çok önemseriz. Peki hangi burç erkekler iyi eş oluyor, iyi baba oluyor? Hangi burç erkekler eşini asla aldatmıyor, sadakat sahibi oluyor? Bir de sizden gelen sorular elbette. Ama öncesinde ben malzemeleri hazırlamanız için, hani olur ya, merak edersiniz tarçınlı barbunya için neler kullanılacak? Hazır edin diye misafirlerim gelmeden önce paylaşmak istiyorum. Burada Ayçacığımın yapacağı güzel lezzetin malzemeleri var. Neler onlar? Barbunyamız var. Şu dönemde zaten pazarda, manavda bulabiliyorsunuz. Soğanım var, kuru soğanım, domatesim, kırmızı biberim var. Tarçınım var, kabuk tarçınım var. Tuzum, şekerim var, sıvı yağım var ve suyum var. Gelelim portakallı kerevize. Portakallarım var, havucum var, limonum, sıvı yağım var, enginarlarım var. Sonra garnitürüm var. O kavanozlarda satılan garnitürlerden de alabilirsiniz. Soğanım var, arpacık soğanım. Bir de file bademim var. Maydanoz, dereotu da kullanacağız elbette. Gelelim Ezgi'nin size birazdan yapacağı, evimde de çok yaptığım çok pratik bir lezzet. Kanepe, ton balıklı kanepe. Ton balıkları, dün balığın faydalarını konuşmuştuk. İzleyenler çok iyi bilirler, çok faydalı. Haftada 2-3 kez tüketmemiz gerekiyor. Omega 3'e çok ihtiyacımız var çünkü. Bu şekilde de farklı bir lezzet hazırlayabilirsiniz. Tost ekmeklerim var. Evinizdeki o dilim ekmekleri de değerlendirebileceğiniz bir lezzet. Taze soğanım, dereotum var. Sarımsağım, tuzum, kornişon, turşum var. Karabiber, pul biber kullanacağım. Biraz mayonez kullanacağım. Mayonezin yerine krem peynir de kullanabilirsiniz. Mısırım var. Bayılırız mısıra. Ve ton balığım, kaperim var. Kaperi tabii ki tercihe bağlı. Lezzetlerin malzemeleri hazır. Konuklar mı nerede? Şöyle yapalım. Ben biraz size programımızın içeriğini şöyle bir anlattım. Genel olarak neler var görelim. Ardından konuklarımız burada olsun. Ve güzel arkadaşım, hoş arkadaşım, maharetli arkadaşım Ayça İnci. Çok hoşsun. Zarif Hatun. Ay canım, seni görmek çok, çok güzel. Ben sana geldim, şimdi sen bana. Çok teşekkür ederim, çok kibarsın. Küçük bir zeliyem var sana, Kuzguncuk'tan
Bunu bir arkadaşımız yaptı, bencil dükkanından arkadaşımız. Ay, kendi elleriyle yaptı. Çok kibarsın. Hemen açmak isterim ama mutfağa tamam, geçelim. Hadi. Olur mu? Ay çok teşekkürler şey ya. Değil. Yani güzel buraya uyarmış. Tam da dekora uyacak bir şey. Dekora uyar değil mi? Canımsın. Ev hediyesi getirdim size. Hemen açalım mı şöyle? Ben çok sabırsızlanırım. Şöyle bıçağın da desteğiyle. Biraz özenerek onu biraz paket yaptı. Süs çünkü yapmış canım ya. Ressam arkadaşımız kendi yapmış. Öyle mi? Evet. Vay vay vay. Kıymetli bir hediye. Şöyle. O gün gezemedik Kuzguncuk'ta. Bu dükkana giremedik ama geldiğinde. Aynen. Sahilde evet. Oturduk. Çayımızı içtik. Evet. Senin çünkü ilk önce şişleri çektik. Evet, çöp şişleri. Çöp şişleri güzelce yedik. Sonra Kuzguncuk'a gittik. Önce Kozita, sonra Kuzguncuk'a gittik. Aynen evet. Öyle. Oo, şahane. Dekoruna bir şey. Çok uyacak diye düşünüyorum. Yani sana da çok benzeyen bir. Ay çok tatlısın. Çok güzel. Ay çok teşekkür ederim. İsmi neydi yapan? Ay Bayan Art ismini unuttum şu unuttum anda. Şu an. Evet, ama bencil dükkanında bugün kendisine tanıştım. O dükkanın sahibi benim arkadaşım aslında, o bugün yoktu. Kendi yapıyor bunları. Evet, kendi ay, yapıyormuş. Ay burada ağırlamak isterim. Bu bakın şey kumaş. Kumaş. Bazen kumaş var abi etrafında. Aa. Çok güzel bir tasarım yapmış. Görünce de direkt seni hatırladım ben. Hani esmer böyle bir kız, yanakları elma elma. Bu Ezgi'ye uyuyor dedim. Evet. Harikasın. Sen sensin gibi sanki dedim, hani ev hediyesi olsun. Çok kibarsın. Gerçekten çok de uyudu şuraya. Hemen reklam evet. Arasında şimdi çünkü duvarımda çivi yok böyle bir. Hemen atalım isterim. Burada dursun. Tamam. Bugün güzel lezzetler yapacağız. Evet. Ama onlara başlamadan önce biraz sorayım. Neler yapıyorsun? Meşgulsün. Neler yapıyorum? İşte iki dükkanla genelde evet. İlgileniyorum. O da benim için şu. Yani bir oyuncunun en rahatsız olduğu dönem proje değerlendirdiği ve proje beklediği dönem. Evet. O süreçte yanlış kararlar da alabiliyoruz. Aceleci davranıp. Oyunculuk beklemektir derler ama o beklemek aslında sette iş değerlendirir. Ama, evet, ama işte bir de bu kısmı evet, da var. Aynen. Ama işte o bekleme döneminde acele edip hani o an ekonomik olarak sıkışmış olabilirsin. Bir durum olabilir. Yanlış bir projeye karar vermek zorunda da kalabiliyorsun. Ama işte benim için bu bir artı oldu iki dükkanla ilgilenmek. Ve tiyatro zaten devam hı hı. Ediyor. En azından doğru kararlar alabiliyorum. Doğru bir projeyle dönüş yapmak istiyorum. Bir geçen yıl işte biraz evvel de izledi seyirciler. Arka sokaklardan bir çağırdılar. Bir evet. Beş bölüm konuk oynadım gittim seve seve. Yani içinde yer almak isteyeceğim. Ekibinle huzurlu olabileceğim ortamlar. Zaten bunun gençlik döneminde sıkıntılarını çok çektik. Evet. Şimdi artık belli bir yaştan sonra hani yapımcısını tanıdığın, kanalını tanıdığın, evet. Oyuncularını tanıdığın, yönetmeninden herkese kadar, senaristlerine kadar huzurlu ortamlar arıyorsun. O yüzden güven de çok çok evet, önemli. Evet, seçici olabilmek için işte dükkanlarla ilgileniyorum, tiyatro ile ilgileniyorum. Çok güzel, çok da güzel lezzetler yapıyorsun. Geldin teşekkür tadına ederim. Baktım bizzat. Tipsizler için yani gerçekten. Enfes lezzetler yapıyorsun. El lezzeti de çok güzel. Hani sadece yaptıran, işletme kısmında, muhasebe kısmında duran biri değilsin. Mutfaktasın da aynı zamanda. Yani mutfaktaydım ama artık hani ekip oturduktan sonra güvendiğim bir ekibim var. Hem çöp şişte aynı şekilde hem de şey meze dükkanında evet. Da Aysar Hanım da. Yani eline güvendiğim bir insan. 2 yıldır da onunla birlikteyiz. O dükkanda 5. yılına giriyor. Birebir hemen hemen tatları, tarifleri, her şeyi aynı. Sanki güveniyorum ben yapmışım gibi oluyor. Yani şu an devam ediyor güzel bir şekilde. Harika, harika. Evet. Çalışanlarına da selam olsun diyelim buradan. Aynen. Gelelim tarçınlı barbunya'ya. Hani barbunyayı gerçekten çok severiz. Ben bu şekilde evet. Alıp onları kabuklarından ayıklayıp dondurucuma da koydum kış için. Kesinlikle. Kış için bezelyeye barbunya, hatta enginarları da. Dip frize atabiliyoruz. Ama sen tarçınlı birazcık yapıyorsun. Az gelmiş ama yani bununla da size göstermiş olurum. Hani daha fazla yapmak isteyebilirler. Hani çünkü 1 kilodan az çıkıyor ayıklanınca kabuklarından. Evet. Hani daha fazla hani içinin 1 kilo olmasını istiyorlarsa 1,5-2 kilodan ayıklayabilirler. Tabii. Yani ev kalabalıksa. Ama bu 2 kişi için yeterli. Yeterli. Evet. Görmemiz, öğrenmemiz için de yeterli. Tabii çok da kolay bir tarif. Çünkü her şeyini çiğden koyuyorsunuz. Yani genelde Ege mutfağında zeytinyağlılar. Pek soğanlı kavurmadan her şey çiğden evet. Konuyor ve içindeki malzeme daha diri diri ve güzel oluyor. Tarçınlı barbunya işte domates, kırmızı kapya biber, soğan, şeker, tuz, zeytinyağı, su ve tarçın. Çok pratik. Bu kadar çok pratik. Akılda kalıcı malzemeler. Çok kalıcı malzemeler. Değil mi? O zaman hemen yapmaya başlayalım mı? Onu İlk mu başlayalım önce? Onu yapalım. Önce. İstersen onu başlayalım. Yani enginar daha hı. Hatta şey biraz daha küçük olabilirdi ama yine de güzel. Arpacık soğanları minik minik olabilir. Eğer arpacık soğanınız yoksa. Halka halka soğan da kesilebilir. Garnitür varsa evde garnitür hani mevsimine göre eğer taze bezelye varsa taze bezelye çok daha güzel oluyor. İç bakla varsa taze iç bakla da çok güzel oluyor. Bunu da her şeyin içinden koyuyorum. Eğer enginar da çiğse
İç baklanız ya da bezeliğiniz, havucunuz, patatesiniz de çiğse soğanıyla birlikte her şeyini, limon suyunu, portakalını, zeytinyağını, tuzunu, şekerini, her şeyini koyup çiğden pişirebiliyorsunuz. Ama eğer konserve ise enginar, o zaman konserveyle aynı anda atmak daha mantıklı. Evet, pişme süresi açısından. Ya da içi çiğ ise içini biraz daha önceden pişirip enginarları belki sonra eklemek. Ama ikisini şu an konserve evet, ayarladım ben. Aynen. Ki aynı anda olsun diye. Bu iç baklaydı. File badem dedin ama benim aklıma başka bir şey getirdi. Çünkü zeytinyağlarının üzerine ceviz, badem, birçok kuru yemiş. Çok hani yaban mersinleri, kuş üzümleri, birçok. Kayısı, mürdümeriği. Evet. İncir, ben çoğunlukla mezelerin üzerinde kullanıyorum. Evet. Mesela şimdi aklıma bir şey getirdi benim. Portakallı enginarı yaptığınız zaman üzerine süslerken dereotunu çiğ file badem de atabilirsiniz. Yani kesilmiş çiğ badem. Bence. Ki et yemeklerine de gerçekten çok çok güzel oluyor. Şimdi o zaman hemen enginarla başlıyorum. Üzümler, muhteşem kayısılar. Şimdi öncelikle hangisini yapıyoruz? Soğanını keseyim dedim. Barbunyamızı yapıyoruz. Evet, barbunyamızı yapıyoruz. Tarçınlı barbunya daha önce görmemiş olabilirsiniz. Ben ilk kez sende yedim. Barbunya'ya bayılırım. Çok özel, çok güzel bir lezzettir. Tarçınlı barbunya eski bir İstanbul lezzeti. Aslında daha çok Ermeni mutfağında olan. Yani tarçınlı ve kuş üzümünü Ermeniler daha çok kullanırmış mezelerinde ve mutfaklarında. Ama daha önce denemeyince hani sipariş verme noktasında barbunya evet sipariş verebilirim. Herkes tarçınlı evet, deyince yok başka bir şey mi sipariş versem oluyorsunuz haliyle. Ama tadına bakınca gerçekten tavsiye ederim bu farklı lezzeti denemenizi. Tarçın tadını seviyorsanız evet. Evet. Ben bir çöp rica tabii ki edeceğim. Şöyle yapalım. Ben sana şuradan şunu hatta koyalım. Buradan çöpümüzü atarız. Gerekirse hani ellerimi yıkadım çıktı. Tabii biliyorum. Elden de olabilir. Yok. Biz hazırlık zaten yayına girmeden hemen eller falan hazır oldu. Ay problem değil. İstersen sen de bana yardım et. Aynen öyle. Ben ne yapayım? Yani ben soğanları şimdi piyazlık gibi böyle halka değil de yarım halka şeklinde doğrayacağım. O arada ben sen de bana iki tane kapya biberi. Jülyen kesebilirsin. Jülyen. Evet. Hay. Bıçağımı nereye koydum ben? İki tane yeterli. Çünkü malzememiz yani benim daha fazla barbunya olsaydı belki de şu ufakla. Şunu yapalım mesela. Hay hay. Evet. Sonra iki tane domatesimizi soyup keseceğiz küp küp. Hı hı. Ben buna da tabak alacağım. Hı hı. O biberlerin çekirdekleri yayılmasın. Her şeyini çiğden koyacağız. Hatta ben şöyle gösteriyorum. Barbunyayı tenceremize attım. Evet. Hı. Kırmızı biberlere de bayılıyorum. Etli etli. Şimdi çok güzel de bir renk çıkarıyor barbunya piştiği zaman. Değil mi? Rengi de görsel açısından da lezzetinden ziyade. Kibrit çöpü gibi hani ince ince uzun uzun kesince onlar bir de ya da halka da yapabilirsin. Yarım halka da olabilir. Şöyle düşündüm halka, ben. Aynen öyle. İsterseniz bütün halka da yapabilirsiniz. Yani nasıl görseliniz, isterseniz kibrit çöpü gibi yapabilirsiniz. Bütün halka bile olsa pişince o dağılıyor zaten. Tamam. Şöyle halka halka doğrayalım. Barbunyamızı tenceremize aldık. Evet, üstüne biberleri de hemen doğrayıp atabiliriz. Soğanları da ben şimdi halledeceğim şu minik minik zarları temizleyeyim üzerinden. Soğanları da piyazlık doğruyoruz. Tamam. Klasik bir barbunya yapmıyoruz. Soğanını İçindeki yağda kavuralım. İçindeki malzemeler iri olsun diye görsellik açısından. Aynen. Soğanını yağda kavuralım. Üzerine salçasını atalım. Barbunyayı kavurduktan sonra suyumuzu koyalım. Biraz şekerimizi atalım. Daha farklı bir lezzet. Her şeyini direkt aynen. Çiğden koyabileceğimiz bir şey. Hmm. Şimdi şöyle. Bıçağı yadırgadım tabii ki. Öyle oluyor. Benim insan. Kendi bıçağım tık 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 tık. Ben bu bıçağımı şimdi evden getirdim. Evet. Çünkü öyle her bıçak gerekiyor. Kesmiyor. Bu, aynen şu an onu yaşıyorum ve tanımadığım bir bıçak. Hani yanlışlıkla parmaklarımı götürmeyeyim. Kesemedi diyebilirler diye ben bıçağımı ya da bir anda çok keskindir de parmak gider. Aynen öyle. Mutfak kazalarına ben çok alışkındır. Soğanlarımızı direkt içine attım. Tamam. Biberlerimiz de hazır. Şöyle koyayım üstüne? Tabii koyabilirsin. Hatta belki bir soğan yeter. Çünkü barbunyamız düşündüğümden daha az dedim ya. Yani şu an bir 400 gram kadar. Hani bu bir kilo olursa iki büyük soğan yapabiliriz. Ama domatesi bol olsun. Tamam. Daha birini sana veriyorum, birini ben alıyorum. Nasıl yapıyorum? Kabuklarını soyacağız. Tamam. Ama işte bu... Şeyi alışamadım bıçağa. Şöyle kabuklarını soyup küp küp doğru içine atacağız.
Evet, halka halka çeke, domatesleri de. Senin yemeğe ilgin nereden başlıyor? Bilal İnci'nin torunusun rahmetli. Evet. Saygıyla anıyoruz gerçekten. Teşekkür ederim. Çok ilgiliydi, dedenden kalma değil mi bu? Çöp şiş dedemden kalma, şöyle bir şey. O da aslında çöp şiş dükkanları dedemin adına, Bilal İnci'nin adınaydı. Fakat işleten babamdı. Hı hı. Ve Kuşadası'nda, Çeşme'de, işte Bodrum'da, İzmir'de birçok işletmeler oldu. Vefatından sonra onlar devroldu. Hı hı. Ben de hani hem dedemin adını da yaşatayım, ne yapayım? Elimde bir birikimim vardı Akasya Durağı'ndan sonra. Bunu değerlendirmek adına hani dedim, hem dedemin hatırası işte görecekler, aynen, görüntülerde de, duvarlarda film afişleri olsun, kendi hatırası da devam etsin. Diğer ikinci mesleğini de devralayım diye çöp şişi düşündüm. Ruhu şad olsun. Sağ ol. Onun dışında ben kendim evde de yemek yapmayı çok severim. Hani kurabiyeler, kekler, börekler, işte mezeler, zeytinyağlılar. Sadece yemek de değil, pasta börek işi de var. Evet evet, onları da çok seviyorum ve maalesef artık herkes çok yoğun, iş yoğunluğundan birbirimize gidip gelemiyoruz, herkes aynen çalışıyor. Bu lezzetleri dedim hani eş dost arkadaş bir uğrasın bir yesin diye atölye gibi açmıştım o küçücük dükkanı. Evet, Kızgıncık'taki. Evet, ama daha sonra gerçekten de hani insanlar lezzetleri sevmeye başladı ve paket satılmaya başladı mezeler. Çok güzel. Olay daha profesyonelliğe döndü. Şimdi. Soğanı, biberi, kırmızı, yani kapya biberimizi, soğanımızı, barbunyamızı, domatesimizi attık. Tamam. İçine bir tane tarçın atıyorum. Daha fazla yaparsanız bunu 1,5-2 de yapılabilir malzemeye göre. Bu biraz az gibi geldi bana. Toz şeker nedir? Var toz mı? Şeker hemen veriyorum şuradan. Evet. Hatta şuradan kesme şeker de atabiliriz ona. Ya da bakayım, bir çorba kaşığı gibi değil mi zaten bu? Zaten bir çorba öyle kaşığı. Öyle değil mi? Evet. Tamam, istersen tamam, şöyle... tamam. Toz şeker yeterli. Tamam. Hı. Şimdi şuna da koyacağım. Bundan orada görmedim sanki. İlave evet, yaparız oraya ona. Tuz biraz sanki fazla. Tuzu da bana tuzumuzu bir örnek olarak tatlı kaşığı gibi. Tatlı kaşığı gibi. Hı. Biraz daha da hatta belki. Tamam. Tuzumuzu, şekerimizi de koyduk. Evet, tatlı kaşığı gibi. Sonra suyumuzu, yani yağımızı. Yani şekeri çorba kaşığıyla, tuzu tatlı kaşığıyla koyuyoruz. Tamam. Tercihi de bağlı. Bir çay bardağı zeytinyağını döküyoruz. Hı. Yağlı olunca daha güzel oluyor. Evet. Yağlı olunca. Tarçın da attık. Suyumuzdan. Su. Ben bundan bir bardak daha koyacağım. Tabii ki. Çünkü suyunu da çekecek, sonra yine kontrol edebilirsiniz. Hay hay. Bir daha da konabilirim. Hemen suyunu da koyalım, ocağımızı yakalım. Çünkü hani bahsettik ya Ezgi gitti diye. Gittik de ne yaptık peki, onu görelim.